İlk baba olacağımı öğrendiğim an hastaneye gittik. Test yaptık. Testin sonucunu ben aldım. İşte 17 bin küsur çıkmıştı. Ben tabii sonuçları bilmediğim için eşime dedim 17 bin küsur. Eşim çok böyle bir heyecanlandı. Bana sarıldı, ben ona sarıldım. Hayatım dedi pozitif dedi. Baba oluyorsun dedi. Ben tabii o an çok bir şey hissedim, anlayamadım yani. Şoktayım. Çok istiyorum. 2 senedir çocuk istiyordum. Yani ilk o anlar çok bir şey hissedemedim ama ta ki tura sonu geldik eşimle. İşte orada doktorum bana dönüp herhalde dedi, bu bebek size benziyor dedi. Elleri ayakları çok büyük deyince orada içimde böyle hani insan hani oturunca ayakları karıncalanır ya. Öyle bir vücudumda böyle bir his oldu. Orada bir şeyler hissetmeye başladım ilk baba olacağımı. Bu süreç böyle devam etti. Ta ki kucağımıza alana kadar. İlk kucağımı aldığımda zaten ben doğuma da beraber girdim eşimle. İlk orada yanımıza koydular. İlk annesini işte kokladı, ağladı. İşte orada çok farklı bir duygular peşindeydim. Çünkü eşim daha görmüyordu. Ben doğumu görüyordum. Hayatım ne oldu, ne oldu? Dedim hayatım geldi. Hemen işte yıkadılar, mıkadılar, sardılar. İşte o süreç çok benim için biraz şey geçti, heyecanlı geçti. Bebek çıktı. Kaç bir şey bir cümle alalım mı? Vallahi çok mutluyum. Ne diyebilirim ki? Allah herkese bu duyguyu yaşasın inşallah. Hani kelimelere dökemiyorum ama yani o kadar benim için güzel bir şey ki ben çünkü eşimle birlikte biz çok çocuk hastasıyız ailecek. İlk kucağıma aldığımda hani derler annelik hormonları rahmine düştükten sonra anneye salgılar hormonları ama babanınki ilk kucağına aldığında derler. Benimki de ta ki aynen öyle oldu. Kucağıma aldıktan sonra yani çok farklı hissettim kendimi, çok değişik hissettim. Yani bunu nasıl söyleyeyim size? Yani hep istediğim bir şeydi yani baba olmak. Çünkü hiç bilmiyordum babanın daha önce ne olduğunu. Babam, ben biraz yaramaz bir çocuktum. İleride baba olunca anlarsın derdi. Babamı çok üzerdim. Babamla o zaman çok iyi anlamış oldum. Şunu söylemek isterim. Keşke daha önce çocuğum olsaydı yani. İmkanım olsaydı daha önce evlenip daha önce çocuk sahibi olabilseydim. İlk adım yanılmıyorsam 9,5 aylıkken annesiyle aşağıda koltuğun yanındaydım. Annesine verdim. Ondan sadece bir 30 santim falan uzaklaştım. Kollarımı açtım. Bu tabii korkuyor baba 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 diyor. Kızım gel, kızım gel, gel gel atana kadar bayağı bir uğraştım tabii. Neyse kendi cesaretini topladı. Baba seni tutacak diye biraz yakınlaşınca ilk adımı attı. Sonra geri çekildim. İkinci adımda kucağıma atladı zaten. Ondan sonra tabii biz çok mutlu olduk ilk adım olduğu için. Hadi hayatım bir daha deneyelim ikinci adımı. Biraz daha mesafeyi açtık. Böyle aça 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 yaklaşık 2 metre kadar açıldım. Ama ellerim hep ona yakın. Onu tutacakmış gibi yapıyorum. O da ona güven verdiği için bana daha çok yaklaştı. Ve ilk adımını böyle attı. Ve benim içimde çok güzel bir duygu oldu. Akabinde zaten 2 hafta sonra yürümeye başladı. İlk baba dediğimde ben çok şaşırdım. Eşim bana video çekip atmıştı. Videoyu açtığımda televizyona bakıp elinde kumandada baba 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 diye 4 kere seslendi. Videoyu defalarca izledim bir kere. Çünkü yanımda değildim. Ve yanımda çok olmak isterdim. Yani defalarca izledim ve peşinde eşim açtı. Telefonu cevap vermedim çünkü çok o an duygusaldım. Yanımda çok olmak isterdim. Kendimi topladıktan 5-6 dakika sonra eşimi aradım. Konuştum kızımla görüntülü. Ve bir daha bana orada baba dedi. Karşılıklı babalaştık. Çok mutluydum yani. Yani o yüzden nasıl gidiyordum? Her zaman zaten internetimiz oluyor. Eşime sık sık video çekmelerini, bütün yaptığı yenilikleri, anne demesini, dede demesini, sallanmasını, yürümesi, her şeyini bana an ve an
ben yanında olamadığım anların hepsini videoyu çekip bana atmasını istiyorum. Çünkü yani sonuçta yanında değilim ama görsel olarak hiç çok nasıl özlemimi gidermek istiyordum. Ben de onlara gün içinde akşam işte iş mesaiden sonra gün bitiminde saatlerce onları izlerdim. Özlemi yani bir nevi dindiriyordu yani. Hiç çoktan yanında olamasam da neler yaptığını, nasıl büyüdüğünü, nasıl zaman geçirdiğini öğreniyordum. Böyle emeklemelere başlamalar, dışarı çıkmalar, oradan işte yüzmelere gitmeler. Yüzmeyi çok sever kızım. Onu kolluklarına takınca babasının bir işaretiyle direkt havuza atlar, hayatta korkmaz. İşte aktiviteler yapmaya başladık. Hep beraber oyun parklarına gitmeye başladık. Arı vız vız şarkısında onu öğretmişti annesi. Arı vız vız da ellerini sallardı böyle. Arı vız vız vız. Annesi onu söyler, o da hep el sallar şarkı bitene kadar. Sonra da gülerdi. Bebekler babasını 2 haftadan sonra kokusunu ve sesini tanırmış. Hani ben kızımla hep beraber büyüdüğümüz için o ilk 4 ay kısmında ilk 2 aylıkken yine bu gazını çıkarmak için bunu mindereye atılmıştım. Oradan bana agugugu diyordu. Çevirdim kızım, ne oldu? Çenesinle oynamaya başladım. Baktım gülmeye başladı, hoşuna gitti. Ben de komik komik hareketler yaptım. İyice gülmeye başladı. Ve bu çok hoşuma gitti yani. Yani her gün bunu tekrar ettik. Ve çok mutlu, çok mutlu bir bebek zaten. O güldükçe ben daha çok gülüyorum. Ve annesi, babamlar olsun, herkes aynı şekilde güldürmeye çalıştılar. Yani benim için tarifi değişilmez yani onun bir gülüşüne. Dünyalar beden. Mesela kızım bir şey isteyince, hani onu yapmayacağımı anlayınca baba, baba, devamlı durmadan baba der. Ben de onu yapmayacağım için ona çok serzenişte bulunmam. Durmadan baba, baba, baba der. Efendim kızım derim. Sarılır direkt, öp, bana sarıl boynuma, beni öper. Yani o zaten yani benim ona dayanamayacağımı herhalde biliyor. Her şeyini bana öyle yaptırmaya çalışırım. Mesela yanlış olduğunu bilse bile baba 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 sarılır. Dayanamıyorum. Ya, o şeyini hiç kıramıyorum yani kendisini. Yani yanlış yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Artık evde 2 kişi değil, 3 kişiydik. Her şey ona göre ayarlanmıştı. Kızım annesini emdiği için onu ayrı odalara yatıramadık. Annesinden uzaklaştıkça 1 saatte bir ağlıyordu. Yanımıza aldık. Ben tabii haliyle yatağın biraz dışında kaldığım için içeride yatmak zorunda kalıyordum bazı günler. Ama ağladığında hemen koşuyordum yanına. Gaz problemi oluyordu. Eşim emzikten sonra ben alıyordum, 15 dakika gazını çıkartıyordum. Sonra eşim uyuyordu. Nöbetleşe 1 saat o, 1 saat ben. Böyle birbirimize yardımcı oluyorduk. Kızım anne öğretmenler gününe doğmuştu. Eşim de öğretmen. Annesine öğretmenler günü hediyesi olarak doğmuştu. Çok güzel bir günde doğdu yani. Yaza doğru kızımla işte baba olmadan önce çok sinirliydim, çok agresiftim. Baba olduktan sonra şimdi 3 kişisin. Hani artık arkanda bir bebeğim var. O babasız büyüyemez. Her şeyi, ilk adım, her şeyi seninle görecek. Kendim bayağı bir toparladım. Normalde trafikte çok agresiftim. Şimdi o kadar sakinim. O kadar dikkat etmeye başladım ki kızım olduktan sonra. Sinirleri alınmış bir insan oldum, öyle söyleyeyim. Baba olmak çok farklı bir şey. Herkese tavsiye ederim. Ben zaten baba olmayı çok istiyordum. Bebekleri, yani kendi bebeğim değil, bütün bebekleri çok seviyorum. Bebeğe ne vereceksin? Sevgi vereceksin ki sevgi alasın. Ben kızımı öyle büyütüyorum ve çok mutlu bir bebek. Çok mesela arkadaş canlısı. Bunu hep bize gösteriyor. Mesela parklara gittiğimizde, akrabalarımız yanında, çocukların yanına gittiğinde hep oyun oynar, hep onlara sarılır, cici yapar. Yani çok güzel bir şey. Yani herkese tavsiye ederim baba olmayı. Keşke dediğim gibi, az önce dediğim gibi, keşke daha erkenden baba olabilseydim. Yani babalık tarif, yani tarif edilemez ya. Yani. Baba olduktan sonra babam da bana diyordu, oğlum baba olunca anlarsın daha. Hani bizi ne kadar seviyorsun baba derdim küçükken, şakalaşırdım. Baba olunca anlarsın diyordu. Şimdi babamı çok iyi anlıyorum. Şimdi babamın kıymetini çok çok daha iyi anlıyorum. Ve babamı
gençken diyordum ya agresiftim. Şu an yani hiç üzmemek için elimden geleni yapıyorum. Derler ayakta duracak dermanım yok ama benim ayakta durmak için nedenim var, kızım var. Onun için yani onun bir gülüşü bana bütün yorgunluğunu attırıyor. Annelik 9 ay hani kanda taşı diyorlar, baba da ömür boyu sırtında taşır çocuğunu, evladını. Benim gözümden.